Piyasa masasından günaydın. Ben Zeynep Erataman. Araştırma müdürümüz Gizem Uzuner Gençlük'le beraber karşınızdayız. Gizem, dün itibariyle Fed'i geride bıraktık. Bugün içeride enflasyon raporuna odaklanacağız. Gong öncesinde neler bilmek lazım? Resesyon yok, bir 75 bas puan daha gelebilir şeklinde Fed'den gelen bir mesajı aslında aktarabiliriz. Burada arka arkaya ikinci 75 bas puanlık faiz artışı da böylece gelmiş oldu. Jerome Powell resesyonda olduğuna dair ABD ekonomisinin buraya dair iddiaların tamamını reddediyor aslında. Ve benzer büyüklükte bir adım daha atabileceğinin de sinyalini verdi. Yani bundan sonrasındaki adımların boyutunu 75 ve üzeri diye belki de tartışmak daha doğru olacak. Karar metninde enflasyonun %2'ye hedefine döndürmeye dair güçlü bağlılıkların bir kez daha ifade ettiler. Bunu söyleyince zaten otomatikman Fed'den faiz artırım beklentisi de daha kuvvetli hale geliyor aslında. Dolayısıyla Fed'i bu şekilde geride bıraktığımızı söyleyebiliriz. Bunun haricinde tahvil getirileri ve dolar düştü. Biz Fed'i takip etmemizin ardından borsalar tarafında yukarı yönde bir reaksiyon gördük. Bazı ekonomistler özellikle Fed'in enflasyonla mücadelede kredibilitesini yeniden kazandığı şeklinde yorumladılar buradaki açıklamalarını. Jeffrey Bullock'tan mesela böyle bir değerlendirme gördük. Kesinlikle öyle. Bir taraftan da bugün Amerika'nın büyüme verilerini takip edeceğiz. Amazon'un ve Apple'ın bilançoları gelecek. Biz içeride ise Merkez Bankası'nın enflasyon raporunu takip edeceğiz. 2567 puanda Borsa İstanbul Yüzan Endeksi açılış rakamını gördük. 23 puan kadar yükselen borsa %0.91 kadar yukarıda. Yeni günden neler beklemek lazım konuşacağız. ALB yatırıma dönüyoruz. Karşımızda altın ve para piyasaları uzmanı Şirin Sarı olacak. Şirin Hanım günaydın. Fed'i geride bıraktık. Az önce Gizem de söyledi. Bugün ajandamızda en önemli madde 3. enflasyon raporu. Neler bekler piyasaları? Teşekkür ederim. İyi yayınlar. Dün akşam itibariyle 75 bas puanlık faiz artırımıyla aslında fiyatlamalarda tam tersi faiz indirimi beklentisinin olduğunu gözlemledik. ABD borsalarında Nasdaq %4'e yakın yükselişler gerçekleştirdi. S&P'de pozitif görünüm devam etti. 4000'in üzerindeki kapanış aslında hem içerideki BIST 100 için hem de global borsalar için pozitif bir etki yarattı diyebiliriz. Orada 4080 seviyesinin üzerinde kapanışların gerçekleşmesi ya da yükselişlerin gelmesi önümüzdeki sürece kadar neredeyse 20-21 Eylül'e kadar Fed toplantısına kadar vaktimiz var. Bir arada 10 Ağustos ABD enflasyon rakamlarını takip edeceğiz. Temmuz ayı itibariyle de artık Ağustos enflasyonunun pik yaptığı beklentisi var hem kurumumuz hem de piyasa anlamında. O nedenle eğer Temmuz enflasyonu düşüşünü görebilirsek bugün başlayan hatta son bir haftadır başlayan S&P Nasdaq'taki ve endekslerdeki rally'nin bir sonraki Fed toplantısına kadar devam edebileceği beklentisi içerisinde olabiliriz. Piyasanın da fiyatlamaları bu şekilde. Bunun yanında bugün dediğiniz gibi ABD gayri safi yurt içi hasılat verisini bekliyoruz. İlk çeyrekte 1.6'lık bir daralma söz konusuydu. Bugün itibariyle 0.5'lik bir artış bekleniyor. Fakat negatif gelmesi teknik olarak resesyona girdiği sinyalini vermiş olacak bize. O yüzden yakından takip edeceğiz. En önemli verilerden bir tanesi. Fiyatlamalar açısından baktığımızda Euro'nun aslında enerji krizine yönelik beklentileriyle beraber baskılandığını görüyoruz. Euro dolarda hala 1.0350'nin üzerinde kapanışlar gelmediği sürece düşüş baskısı o tarafta devam edebilir beklentimiz var. Bunun yanında altın tarafındaki ve gümüş tarafındaki hareketlilik dün akşam itibariyle önemliydi. Altında özellikle 1680 dibinden sonra gelen 50 doların üzerindeki yükselişle beraber gümüşün de bu yükselişi desteklediğini görüyoruz. Gümüşte de 19 seviyesinin üzerinde bir hareketlenme oldu. Dolar ve diğerleri dediğimiz zaman dolar endeksindeki gerilemenin 106 seviyelerine kadar gerilemeyle beraber diğer emtia ya da hisse senetleri tarafındaki yükselişlerin bir miktar daha, bir süre daha en azından devam edeceğini söyleyebiliriz. Altın da önemli noktalardan bir tanesi 1750-1780 direnç seviyeleri yukarıda takip edecek. 1680 hala en güçlü destek seviyesi diyebiliriz. Gümüş tarafındaki altını destekleyen rally'nin devam edebilmesi için 20 dolar üzerindeki fiyatlamaları görmemiz gerekiyor. İçeride gram altının 17.50 üzerindeki dolar TL'nin 17.50 üzerindeki seyri gram altını güçlü tutmaya devam ediyor. 1000 TL'nin üzerindeki seyri izliyoruz ve fiziki piyasa ve uluslararası piyasadaki fiyat farklılığı neredeyse 15-20 TL civarında. İç piyasada fiziki altının talebi yüksek.
1000 TL ve 1040 TL üzerindeki hareketlerde daha güçlü gram altın görebiliriz. Alevi Yatırım Altın ve Para Piyasası Uzmanı Şirin Sarı, çok çok teşekkür ederiz. Bu yoğun gündemde piyasaları değerlendirdik. İstersen biz de bilançolardan da biraz bahsedelim Gizem. Çünkü hem Akbank tarafında 13.1 milyar TL ile beklenti üzeri rakamlar geldi. Hem de TAV'da tabii 2019 rakamlarının aşılmış olması herhalde önemli değil mi? Kesinlikle öyle. Burada en son TAV'ın tam kapasite çalıştığı yıl 2019 olduğu için orayı baz aslında kabul edebiliriz. Yani her şey TAV için normale döndü mü, salgın öncesindeki döneme döndü mü diye bir kıyaslama yapmak için rakamları hem 2019'da kıyaslıyoruz hem de geçtiğimiz yılla kıyaslıyoruz. Bu noktada hem beklentilerden hem de her şeyin normal olduğu 2019 yılıyla kıyasladığımızda güçlü sonuçlar gördük. Beklentilerden de yukarıda, 2019'dan da kuvvetli. Dolayısıyla her anlamda aslında olumlu bir bilanço diyebilirim TAV'dan gelen rakamların. Piyasa beklentisinin bayağı üzerinde aslında rakamlar var. Buradaki tahminler çok karışık. Şöyle karışık aslında. Hem işte terminaldeki tahmin sayısı az, hem TL cinsi tahmin veren var. Ama şöyle örnek vereyim ben. TAV'ın kendisini cover eden analistlerin kendi ortalamasını topluyorlar. Orada mesela işte 10 milyon euro civarında bir kar beklentisi vardı. Açıklanan rakama baktığımızda açıklanan rakam bunun kat be kat üstüne %70 kadar bir beklentinin üstüne kar rakamı gördük 52 milyon euro ile beraber. Burada bir de ikinci çeyrek 2021'de yani geçen senenin aynı döneminde de 39 milyon euro zarar açıkladığını hatırlatayım. Hmm. Yani zarardan kâra geçti, beklentilerin üzerinde, tam kapasite çalıştığı 2019'un üzerinde olan kâr rakamları var. O yüzden her anlamda olumlu bir bilanço olduğunu söyleyebiliriz. Bununla beraber konsolide satış gelirleri 262 milyon euro olarak gerçekleşmiş olduğunu gördük. Bu da yıllık bazda baktığımızda iki kattan daha fazla hasılatların arttığını göstermekte bizlere. Aynı zamanda FAVÖK rakamına baktığımızda bu da piyasa beklentisinin üzerinde 96 milyon euroluk bir FAVÖK rakamı açıkladı. Bu da geçen yılın aynı döneminde 28 milyon euroydu. Bununla beraber ikinci çeyrek 2019'da karşılaştırdığımızda Atatürk Havaalanı hariç TAV'ın satış gelirleri, FAVÖK ve net kar rakamları hepsi 2019 ikinci çeyreğin üzerinde olduğunu söyleyebiliriz. Burada 2022 hedeflerine dair de şirket aynı zamanda revizyona gitti. 71 ila 76 milyon toplam yolcu ile 40 ila 44 milyon dış hat yolcu hedefini koruyor. Konsolide satış geliri beklentisini 717 ila 745 milyon eurodan 900 ila 940 milyon euroya, konsolide FAVÖK hedefini ise 252 ila 291 milyon euroya arttırmış olduğunu gördük. FAVÖK marjı beklentisinde aşağı yönde bantı revize etmişler. %32-35'ti daha öncesinde. Dünkü revizyonla beraber 28-31'e düşürüldü bu bant. Yatırım harcaması 160 ila 180 milyon euro aralığında hala korunduğunu söyleyebiliriz. Her anlamda dediğimiz gibi olumlu bir bilanço kısaca. Tabii havacılık sektörünün bilançoları çok detaylı oluyor. Kısaca böyle geçeyim ama dediğim gibi beklentilerin üzerinde bir bilanço gördük. İstersen Akbank'la da ilgili biraz yorum vermeye çalışalım. Çok kısa bir süremiz kaldı. Ekonomik güven endeksi de bu arada Temmuz'da 93.4, önceki veri 93.6'ya işaret etmişti. Akbank tarafında da 13.1 milyar TL'lik bir net kar rakamı gördük. Bu rakam piyasa beklentilerinin üzerinde olduğunu söyleyebiliriz. Yıllık bazda baktığımızda %523'lük zaten bir artışa işaret ediyor. Yani zaten kuvvetli olan bir net kar beklentisi karşılandı. Ve yıllık bazda da zaten çok kuvvetli sonuçlar işaret ediyor. Hatta ve hatta birinci çeyreğin de kuvvetli olduğunu söylüyorduk bütün bankaları için. Akbank'ın çeyrekten çeyreğe net karını kıyaslarsak da %63 oranında net karın arttığını görmekteyiz. Burada TÜFE endeksi tahvillerin ve güçlü kredi matkasının desteklediği bir net faiz geliri karşımıza çıkıyor. Bu biraz piyasa beklentilerinin üzerinde geldiği için net kar aslında kuvvetli olan analist beklentilerini de aşmış vaziyette. Öz kaynak karlılığına baktığımızda 2021 yılında %17.9 olan rakam bu ilk 6 aylık sonuçları itibariyle %47.1 seviyesine kadar yükselmiş vaziyette. Özellikle büyüme tarafına baktığımızda krediler kuvvetli. TL kredi büyümesi yılbaşından itibaren %39'luk bir büyümeye işaret etmiş. O yüzden de banka kendi beklentilerini de revize etti. Hatta onunla ilgili de bir grafiğimiz de vardı dünden. Orada %50'lik bir büyüme revizyonu olarak gelmiş olduğunu gördük. Mevduat tarafında TL büyümesi %65'lik bir büyümeye işaret ediyor. Bununla beraber net faiz marjı az önce de bahsettiğim gibi TÜFEX'ten kaynaklı ve güçlü kredi makasından kaynaklı olarak oldukça kuvvetli olduğunu söyleyebiliriz. Kısacası Akbank tarafından da olumlu bir bilanço karşıladığımızı söyleyebilirim. Ve böylece bugün de piyasa masasının sonuna geldik. Biraz sonra yılın 3. enflasyon raporuyla ilgili gelişmeleri Bloomberg HT ekranında takip edebilirsiniz. Hoşçakalın.